Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Ereğli Demir Çelik hissesine bakacağız. Daha önceki grafiklerimiz üzerinden güncel fiyatların nerelerde olduğuna birlikte bakacağız. Sonrasında hedef ve destek seviyelerin nereler olabileceğini yine birlikte yapacağımız çizimlerle tekrardan bir gözden geçireceğiz. Yani finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 2000 yılı ile 2008 yılı arasını birleştirdik ve burada gördüğümüz dip noktamıza ne yaptık arkadaşlar? Kanalımızın dibini koyduk. Yani iki tepe bir tane dipten oluşan kanal oluşturduk ve bu kanalın boyunu ileri doğru uzattık arkadaşlar. Bugünleri daha rahat görebilmek için aylık ve logaritmik grafikten biz görüntümüzü çizdik. Arkadaşlar koyun bulucunun huyunu biliyorsunuz. Geçmiş yıllardan çizmiş olduğu grafiklerle bugünü okumaya çalışır. Sonra günlük ve yakın vadeye gelir. Yakın vadedeki pozisyonlarını ona göre takip eder. Bu şekilde takiplerimi yaptığımı ve bunun doğru bir sistem olduğunu, piyasadaki robotların, algoritmaların bugünü fiyatlamak için belki 10 yıl öncesinden planlar yaptığını her yayınımda zaten söylüyorum. Sakın ola arkadaşlar, robotların, balinaların, piyasa yapıcıların kısa vadede işlem yapmadığını, yani buradaki benim anlatmak istediğim şu arkadaşlar, yani bir tane küçük yatırımcı gelir robot kurar da bu piyasalarda fiyat hareketliliği yapar, bu demek değil. Yani ana balinanın, yani Ereğli Demir Çelik hissesinin kendisinin robotlarından bahsediyorum. Veya bu hissenin gerçek balinasından, sadece bu hissede işlem yapan balinadan bahsediyorum. Bu arkadaşlar ne yapar? Buraya çok yüklü miktarda para koydukları için geçmişten itibaren bir grafik çizerler ve robotlara bu grafiği okumalarını, piyasadaki hareketliliği ona göre yapmalarını emrederler. Robotlar da ona göre aşağı yukarı yapmak kaydıyla buradan kazanç sağlamaya, yani yatırımcısına kazandırmaya çalışırlar. O yüzden arkadaşlar verilerinizi geçmişten çizin. Önce bir ekrana uzaktan bakın. Şu anda ben şöyle bir yakınlaştırayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ekrana uzaktan bir bakmayı öğrenmek lazım. Yani bu ne yapıyor? Bakın üst banda gidiyor, alt banda geliyor. Orta bandlar çok güzel direnç bölgesi olarak çalışıyor. Sonra tepeden düştükten sonra buranın ne kadar güzel çalıştığını görüyorsunuz. Her ne kadar bu bölgede fake hareketler olsa da tekrardan bir çizim yapmak istemedim. Çünkü geçmiş veride oluşan bu kanal görüntüsüne göre boğa piyasasının tamamlanacağını şahsen düşünüyorum. Geçmişte çizilen bu veriler hiçbir zaman robotlarca unutulmayacaktır. Hele ki arkadaşlar şu durum beni son derece cezbetti. Kanalın içine giriyoruz ve kanalın içine girdikten sonra ne yapıyoruz? Kanalın alt bandını retest ediyoruz ve ondan sonra kanalın orta bandına gittiğimizi görüyorsunuz. Ve yıl kaç burada? 2023. Yani 2000-2008 yılları arasında oluşturulan bu grafik 2023 yılında milimetrik olarak kanalın içine giriyor. Altını retest yapıyor. Sonrasında zaten kanalın alt bandı retest yapıldıktan sonra hedef orta bandır. Milimetrik olarak geldiğini görüyorsunuz. Bu şekilde zaten birlikte bunu çizmiştik. Şimdi geldik yakın vadeye. Yakın vadede Ereğli ne yapıyor? Arkadaşlar ana yükseliş trendimiz bu aşağıdan gelen kırmızı trend olduğunu söyledik. Yani bu kırmızı trend aşağı doğru kırılmadıkça biz kanalın alt bandına gelmeyi beklemeyiz. Kırmızı trendimizin şu anda destek yeri ise 32 TL civarından geçmektedir. Yani 32 TL'nin altında bir kapanış olmadıkça bizim hedefimiz bu alt bandlar, yani 22-23 TL'ler olmayacaktır. O yüzden yön öncelikle yükseliş trendi üzerinde olduğundan dolayı fiyatın yukarıdır. Ancak daha kısa sürede işlem yapan arkadaşlar için 50 kuruşlar, 1 TL'ler, 25 kuruşlar kovalayan arkadaşlar için ne demiştik? Bakın arkadaşlar, minörde oluşan bir yükselen trendimiz var. Minörde oluşan yükselen trendin de altına gelmemesi kaydıyla biz ne bekliyorduk? Tekrardan orta bandın hedef olacağını, ancak burada bir yükselen trendimiz daha var arkadaşlar. Bakın bu yükselen trendin burası dip noktası ve bu bölgeler önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında ise bunun kırılmasıyla birlikte ne yapıyor arkadaşlar? Bunu artık kendisine bir direnç olarak alıyor ve daha aşağı seviyelere geliyor. Şimdi buradan almış olduğu tepkiyle bu beyaz çizgiye değmediğini görüyoruz. Şimdi ne bekleriz arkadaşlar? Eğer Ereğli düşecekse dahi, yani bu yükselen trendine, aşağıdan gelen yükselen trendine veya alt bandına düşecekse dahi öncelikle yarım kalmış iş
işini tamamlamalıdır. Bence minimum 41-42 TL'lere kadar yükselmesini ben beklerim. Ancak uzun vadede herhangi bir sıkıntı Ereğli'de görmüyorum. Ben bu bölgelerin de direnç olarak karşısına çıksa dahi buraları yukarı doğru aşacağını, minimum 50 TL'lere tekrardan geleceğini şahsen düşünüyorum. Ereğli beğendiğim hisselerden bir tanesidir. Her ne kadar yatırımcısını üstse de arkadaşlar, bakın grafiğinde hedefini birçok coin'den daha önce tamamlamıştır. Yani bunun grafiği bu şekilde. Dolayısıyla grafiğini çok önceden tamamladığını görüyorsunuz. Artık Ereğli'nin yapması gereken bence şudur. Aşağı gitmek yerine hızlı bir şekilde yukarı gitmek suretiyle orta bandın üstüne çıkması, yani 50 TL'nin üstüne çıkması, sonrasında ise buralardan 58 civarından 50 TL'lere düşüp retest hareketinde bulunması, buradan alacağı destekle birlikte ise üst bandı kendisine hedef olarak alması, o da 100 TL'ler civarını gösteriyor. Normalde bu hissenin yapması gereken bu arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bu trendde zaten defalarca kez orta bandı ne yapıyor arkadaşlar? Direnç olarak karşısına alıyor. Artık orta band direnç olmaktan çıkmış. Bakın buralarda milimetrik değse de son yaptığı hareketlilikte orta bandın o direnç olma gücünü aslında zayıflatıyor. Dolayısıyla Ereğli tekrardan orta banda gelmesi halinde bu sefer ben burayı kıracağını, 58 civarlarına kadar gelebileceğini, buralardan sonra 50 TL civarlarına retest yapmak suretiyle gelip buradan destek bulup üst banda gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Uzun vadede Ereğli'den benim beklentim bu şekildedir. Neden tekrardan burayı retest etmesini bekliyorum? Orta bandı neden böyle bir şey söylüyorum arkadaşlar? İşte bu şekilde bir 55, 56, 57 yani bu civarlara, şu daha önceki zirvesinin bir yerinde, üstünde bir yerinde yere gidip sonrasında 50 TL'lere düşüp yatırımcılarına korku vermesini ve oradan aldığı tepkiyle birlikte üst banda gitmesini bekliyorum. Bunu neden bekliyorum? Bakın arkadaşlar, önemli bir trendin içine girdikten sonra ne yapıyor? Fiyatlar yukarı gidiyor. Sonra burası test ediliyor ve çok hızlı bir şekilde biz ne yapıyoruz? Orta band hedefimize geliyoruz. Şimdi o yüzden çok önemli bir direnç bölgesi kırılırsa burayı retest yapmadan ben yukarı gideceğini şahsen düşünmem ya. Gidemez değil. Yükselen trend kırılmadığı sürece gidebilir. Ancak burası son derece önemli bir direnç bölgesi olarak daha önce çalıştıysa, buranın kırılmasıyla ve sonra retest edilmesiyle hedef üst band olacaktır. Şimdi daha yakın vadeye bakalım. Arkadaşlar daha önceki yayınlarda söyledik, 36.90 TL burada destek olarak karşımıza çıkacak dedik. O bölgeler destek olarak karşımıza çıktı. Hala Ereğli yükselen trendini aşağı yönlü kırmış değil. Trendin üzerinde milimetrik olarak her gün bir tık bir tık yukarı doğru gitmeye çalışıyor. Zaten fiyatları da görüyorsunuz. Her gün bir tık çok küçük bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Trend üzerindeki destek tutuyor. Ancak beklentimiz nedir? Buradan %5, %6, %7 civarında sert bir yükseliş yapmak suretiyle biraz daha bu trendle arasındaki marjı açmasını bekliyoruz. Çünkü buralar riskli bölgeler. Trendin kırılması bize neyi getirecek arkadaşlar? Daha aşağılara düşüşü getirecektir. Ancak şu an herhangi bir sıkıntı yok. Maalesef yatırımcısını sadece buralarda biraz tedirgin ediyor. Altına geliyormuş gibi yapıyor. Bakın üstünde kapatıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki artık trend desteğimiz bizim 37.50 TL'ye kadar gelmiş durumda. 37.50, 37.60 TL'lere kadar günlük kapanış anlamında gelmiş durumda arkadaşlar. Uzun vade için çok bir önemi var mı? Bence hiçbir önemi yok. Ancak kısa vadede, çok yakın vadede işlem yapan arkadaşlar için bu önemli olabilir. Diğer bölgelerimize bakalım arkadaşlar. İçimoku bulutunda neredeyiz? Bakın İçimoku bulutunun zaten mavi çizgisi, şuradan görebilirsiniz. Mavi çizgisi 38.01, yani Ereğli 38.01 üzerinde günlük kapanış yapması halinde biraz daha rahatlayacak ve yön artık daha sert bir şekilde yukarı olacaktır. Yüzdünüz kuyruğuna kadar geldiniz arkadaşlar. 37.92'de kapandı. 38.01'in üzerinde kapanış yapması halinde teknik olarak yönün biraz daha sertleşerek yukarı yönlü gideceğini teknik bize söylüyor. Şimdi RSI bantlarımızdan bakalım arkadaşlar. Bu da çok önemli. Şimdi RSI bandımızda şunu söylüyor. 38.1'in üzerinde Ichimoku'da kalırsak hedefimiz neresi olacak arkadaşlar? 41.1
40.80 TL. Zaten bizim beyaz çizgimizde bize neyi gösteriyordu? 42 TL'leri gösteriyordu. İlk direnç burası olacaktır. Buradan her ne kadar satış gelse de bu satışın yine bu yükselen trend seviyesine kadar olacağını, sonrasında ise burayı kırıp ilk hedefinin orta band. Orta bandında daha önce çok yorulan bir band olması sebebiyle buranın da hızlı kırılacağını, retest hareketiyle daha yüksek seviyelere gideceğini ve bu hisse senedinin de bu fiyatları daha yüksek seviyelerde hak ettiğini düşünüyorum. Arkadaşlar lütfen bu çizimleri öğrenmek için yayını takip edin, kanala abone olalım, birbirimize destek olalım. Daha fazla çalışmalarla birlikte daha güzel başarılara imza atalım arkadaşlar. Bunları öğrenmeden finansal piyasalarda para kazanmanız neredeyse imkansızdır. Lütfen kendinize yatırım yapmak istiyorsanız bu ve bunun gibi videoları takip edin arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoşça kalın arkadaşlar.